Herkese selam. Bu videonun konusu kripto para madenciliği ile ilgili olacak. Hatta ASIC cihazlar hakkında konuşacağız. Şu an önümde JustMiner'ın 4X1U cihazı var. Bu uzun süredir bende ama bir süredir çalışmıyor. Ethereum madenciliği yaparken çalışıyordu. Ondan sonra Ethereum Classic'e geçti. Classic'te de bir süre kazdım. Şu an getirisi beni tatmin etmediği için bu makine boşta duruyor. Hemen bunu yana almak istiyorum ve diğer cihazlarla ilgili konuşacağım. Hangi cihazlarla ilgili konuşacağım? Hemen onu söyleyeyim. Biliyorsunuz Antminer'in KS3 bir cihazı vardı. 4 ay önce video çekmiştim. Ağustos ayında çıkacaktı. Ağustos'un başında video çekmiştim. 3000 dolar civarında, 2008-3000 dolar civarında bir getirisi gözüküyordu. Ondan sonra da Antminer L7 cihazlar hakkında video çekmiştim. Biliyorsunuz Dogecoin ve Litecoin kazıyordu. O zamanki fiyatı 10, yani 150 bin TL falandı L7'lerin. 150 bin TL'ydi. Getirisi de günlük 11 dolar bir para bırakıyordu. Gayet güzeldi. ROI'si çok düşüktü. Hatta videolardan altında mail atarak da sormuşlardı. Abi L7 cihaz almak istiyorum. Alınır mı alınmaz mı diyor. Çünkü biliyorsun ekran kartı madenciliği bittikten sonra ekran kartları ciddi anlamda çalışmadı. İşte bir Kaspa çıktı, Nexa çıktı, bir dur kalk dur kalk yaptı. Ondan dolayı da bu işe gönül verenler, yatırım yapanlar ASIC cihaz, ASIC cihaz almak istediler. Baktım. Ben de baktım, hatta mail geldikten sonra dedim ki, o zaman da söylemiştim size videoda, L7 cihaz 11 dolar bırakıyor, ROI süresi güzel, fiyat da uygun. Acaba dedim ama bir baktım ki Litecoin yarılanma süresi yaklaşmış, 30-35 gün bir yarılanma süresi vardı. Yarılanma süresinden sonra da işler hiç açıcı olmadı, felaket fiyatlar düştü. Hatta şimdi onu size göstereceğim. Yine KS3 kaspacı kazan cihaz da öyle, 2800 dolar bir para gösteriyordu. Daha sonra şu anda bugün 189 dolar para bırakıyor. Aslında hala güzel, aylığa yıllığa vurduğunuzda çok çok güzel para yapıyor. Ve ROI'si çok kısa ama 500 bin TL yurt dışında bir fiyatı var, satış fiyatı var. Tabii Türkiye'deki getirirlerse, getirdikten sonra ne kadar bir fiyat isterler bilgim yok ama Türkiye'deki satış fiyatı şu an 500 bin TL Türk parasına çevirdiğimizde. ROI'si ama hala kısa, 80 gün falan bir ROI'si var. Güzel gözüküyor. Yani insan 500 bin TL'si olsa ki benim yok. Verip de hemen 3 aya yakın bir sürede ROI'ye ulaşıp rahatlamak ister ama bilmiyorum tabii o durum nasıl olur. Hemen size ekran alıp size göstermek istiyorum. Şu an ASIC Miner Value diye bir site var. Bu siteyi zaten siz de biliyorsunuz. Şuraya bir elektrik bir kahva, yani bir kahva elektrik 0.1 cent olarak girmişliğim var. Şuraya geldiğimizde 189 dolar gösteriyor. KS3 ASIC cihaz. Burada şimdi herhalde anlık değişti. 192 dolar oldu. Yıllıkta 69 bin dolar var. Aylıkta 5700 dolar gözüküyor. Bu cihazın fiyatı 15500 dolarmış. Yani 80 gün, 81 günde tabi 100 gün falan, 180 gün, 200 gün fiyatlara göre değişiyor. Fiyatlar çünkü 15000 dolardan başlayıp 39 bin dolara kadar çıkartıyor. Yani in stock demiş, stokta olanlar hayret 15 bin dolar yazmış. Bilmiyorum tabii bu stokta var mı yok mu. Zaten olsa da bizim Türkiye'ye geliş macerası çok farklı olacaktır. Gübreye ya nasıl sokarlar, nasıl sokamazlar, takılır diye düşünüyorum. Hatta paylaşmıştım ben bu L7 cihazlar az önce söylediğim gibi 11 dolar falan bırakırken günlük müşavirine sorun dedim. Hatta görselini attım. Dedim ki ben böyle bir cihaz sokacağım. Yani parasını vereyim, vergisini vereyim, hiç sorun değil. Bana getirebilir misiniz? Yok ki bu dedi Bitcoin kazan ezik cihazlara benzediği için ondan dolayı ben sokamam dedim. Günlük müşavir bana bunu söyledi. Yani bunu ben de sokamam dedi. İyi dedim ben de. Hiç ulaşmadım öyle dediği için. Şu an işte KS3 bir cihaz. Günde 190 dolar para bırakıyor. 80 günde ROI'si var. Onun haricinde yine bir 3 ay önce video çekmiştim. L7 cihazlarla ilgili. Ben de az önce söylediğim gibi almayı düşünmüştüm. Ama ondan sonra baktım ki bakın orada 5 dolar gözüküyordu. Normalde 3 dolar 82 sent para bırakıyormuş. Yani oradaki az önce yazan 5 dolar bile değil. 0.1 olarak işaretlediğim halde 3 dolar 82 sent para bırakıyor. Çünkü 3.5 watt, yani 3500 watt, 3.5 hava bir elektrik tüketimi var bu aletin. Ama bunun üstü daha çıkmadı. Çıkmadı. Neyse 3 ay önce 11 dolar falan bırakıyordu. Az önce söylediğim gibi almayı düşünmüştük ama vazgeçmiştim ben. İyi ki de vazgeçmişim. Şu anki bu fiyatlarla günde 3 dolar 4 dolar bırakan bir cihaz. Şu an L7'nin piyasası 100.000 TL'den 150.000 TL'ye kadar değişiyor. İkinci el 100.000 TL falan bırakıp bulabiliyorsunuz. Sıfırda 150.000 TL falan bulabiliyorsunuz. Ama ROI'ye vurduğunuzda bu işi ortalama 3 sene ya 37-38 ay bir süresi var ROI'ye ulaşmanın. Çok çok fazla.
Yani tamam 100-150 bin yatırım yapacaksınız. 3 sene bekleyeceksiniz ki parayı amorti etsin. Ondan sonra da size kar bıraksın. Çok uzun bir süre. Burada fiyatlar var hala. 3000 yani 4000 dolardan başlayıp 4900 dolar kadar çıkıyor. Bu da ortalama 100 bin TL yapıyor yurt dışında. Tabii bizim bu yurt içinde de ikinci elleri falan 100 bin TL'yi bulabiliyorsunuz. Yani 4-5 ay önce Litecoin yararlanma gelmeden önce güzel bir getirisi vardı. Evet, şu anki mevcut durumda eğer yazınız varsa tabii gigahertz'e göre değişiyor. Ortalama 4 dolar para bırakıyor. Biraz önce söylediğim gibi çok iç açıcı değil. Litecoin yararlandıktan sonra 10-11-12 dolar bırakan cihaz 4 dolara falan düştü. ROI'si de söylediğim gibi 36-38 ay arasında değişiyor. Çok yüksek. İyi ki de almamışım diyorum. Ama tabii alan arkadaşlar umarım üzülmemişlerdir ki kazıma devam ediyorlardır. Çünkü uzun bir süre kazım yapacaklar. Getirisi az da olsa uzun bir süre makine çalışacaktır bunların. Tabii L7 Pro ya da L9 yaz çıkacağından falan bahsediliyordu. Ne zaman çıkacağını bilmiyorum. L7 Pro ya da Plus diyeyim. Ya da L9 cihaz çıkarsa muhtemelen bu 10 dolar 11 dolara gene yükselecektir. Ve bunların getirisi de L7'lerin getirisi de biraz daha düşecektir. Çünkü çok fazla hash girdiği için sisteme getiriler zaten düşüyor. Başka söylemek istediğim bir şey yok. Benim cihaz, hemen benim cihaza bakalım. 34 sent gösteriyor. Burada da 22 sent gösteriyor. Bakın 220 240 watt'ta 520 hash üretiyor Ethereum Classic'te. Şu an 22 sent civarında bir para bırakıyor. Ondan dolayı çalıştırmıyorum ben bu cihazları. Evet, ASIC cihazların akıbeti bu şekilde. KS3 bir cihazınız varsa ya da almayı düşünüyorsanız 190 dolar civarına bırakıyor. L7'lerde 4 dolara falan düştü. Ama L7'lerin ROI'si çok uzun. Yani L7 cihazlar şey düştü. 4 ay önceki videoya bakın. 100-150 bin TL arasında demiştim ben Türkiye'de satılan fiyatları, L7 kazan cihazları. 11-12 dolar bırakıyordu. Şu an 4 dolara düştü. Ama hala aynı. Yani hala 100 bin 150 bin arasında değişiyor. Yani bu şey olmadı. Burada yarıya düştü. Ama Türkiye'deki fiyatlar yarıya düşmedi. Şu an nereden baksanız 70 bine, 60 bine, belki 50 bine bu cihazı almanız lazım. Ki bence hakkı o. Niye hakkı o? 36 ay, 38 ay ROI çok fazla. Hadi bir sene olur, 1,5 sene olur. 16 ay, 17 ay olur. Anlarsanız orayı, biraz beklerseniz işinizi sıkarsınız, çabuk geçecek diye, ama 36 ayın, ya Türkiye'deki satılan fiyatlar hakkında konuşuyorum. 36 ayın neresinde işinizi sıkacaksınız ki? 36, 3 sene içinde yani muhtemelen yeni bir ASIC cihaz çıkacaktır zaten. Bu yeni ASIC cihaz çıktığında bu L7'ler 4 dolar kazan L7'ler 1 dolara ya da yavaş yavaş eksiye doğru çekecektir. Tabii ki bu kripto para borsasında, yani bu kripto para piyasasında konuşuyorum. Şu an Ethereum ve Bitcoin fiyatları belli. Ne olur yeni cihazlar girer. L7 Plus'lar, L9'lar ya da farklı cihazlar girer. Ama tabii kripto paralar da değerlenir. Değerleri artarsa tekrar L7'ler belki 8-10 dolar bırakır, 20 dolar bırakır neyse. Öyle bir senaryo olursa tabii ki her halükarda alan kazanmış olur. Ama hala 3 sene boyunca böyle giderse bir boğa sezonu gibi bir şey olmazsa, ama getiriler bu şekilde kalacaktır. Ben şahsen şey yapamıyorum, yani güvenemiyorum öyle ASIC cihazlara. Çünkü işlemci alsanız, ekran kartı alsanız bir şekilde değerlendirebiliyorsunuz, ama ASIC cihazları kim alacak ki, kime satacaksınız? Tabii bundan sonraki videoda da yine bir küçük bir sistem toplayacağım. Tabii artık ekran kartı toplamıyoruz, başka sistemler topluyoruz biliyorsunuz. Çünkü hala insan yatırım yapmak istiyor, yatırım yapmak istiyorum. Bu kripto paradan uzak kalmak istemiyorum. Onun için küçük bir sistem toplayacağım. Onu belki çekerim, sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, bu videoyu bu şekilde sonlandıracağım. ASIC cihaz aldıysanız, almayı düşünüyorsanız 4 ay önceki değerler, 4 ay önceki fiyatlarla şu anki fiyatlar çok farklı. Zaten önceki videolarıma bakarsanız göreceksinizdir. Umut var mı diye sorarsanız hiç bilmiyorum. Yani ben bir sene sonra falan herhalde başka bir kripto para kazanırız diye düşünüyorum, ama bir seneye yaklaştık. Hatta geçtik mi bilmiyorum, ama hiçbir şey yok. Gelişme yok. Hala ekran kartları yatıyor. Ekran kartlarını zaten bir kısmını satmıştım. Biliyorsunuz iPollo vardı bende, küçük bir cihaz. Onu sattım. Bunu Jasminer'ı anlaşamadık bir fiyat konusunda. Ekran kartlarının bir kısmı duruyor. Niye duruyor? Toplu alım olacaktı. Yani fiyatta anlaşamadık. Kaldı. Küçük bir kısmını satmıştım. Öyle kör topal ilerliyoruz. Umarım kripto para borsası canlanır. Bir şeyler olur da tekrar bize kazmaya başlarız. Ve videolar bol bol bu konuyu bir video çekerim. Ama gene vlog tarzında gezdiğimiz gördüğümüz yerleri videolandırıyorum ben. Evet, bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Video altına yorumlara sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği cevap veriyorum. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.